Parçaları yavaş yavaş birleştiriyorum, haberin olsun. Beyim, havamda değilim. Ya tamam, biliyorum havanda değilsin. Kerem'lerin evini terk ettin, kendi evine döndün. Kerem bugün gelip okulu dağıttı. Belli ki kötü bir şeyler oldu. Ve sen bütün cevapları biliyorsun. Neden anlatmıyorsun? Güvenmiyor musun bana? Çünkü seni iyi tanımıyorum. Ya tamam. İnsanların başına bazen kötü şeyler gelebilir, kimseye anlatamayacağı. Ama bazen anlatmak iyidir. Begüm, o zaman öyle şeyler yaşa da gel, o zaman konuşalım. Yaşamadığımı nereden biliyorsun? İki yıl önce, yaz tatili. Babamı bir şekilde ikna edip arkadaşımın yazlığına Bodrum'a gittik. Kız benden büyüktü. Ailesi de çok rahat insanlardı, hiçbir şeye karışmıyorlardı. Geceleri çıkıp sabaha kadar eğleniyorduk. Sonra bir gece bir grup çocukla tanıştık. Sahile indik. Ateş falan yaktık. Şarkı falan derken içlerinden birisi biraz yürüyelim mi dedi. Aklıma hiç kötü bir şey gelmemişti. Yürümeye başladık. Fazla uzaklaşmışız. Etrafta ışık kalmayınca korktum. Geri dönmek istedim. Beni öpmeye kalktı. Durdurmaya çalıştım ama dinlemedi. Sonra beni zorla yere yatırdı. Engel olmaya çalıştım ama durduramadım. Sesim çıkmasın diye boğazıma yapıştı. O kadar kötüydü ki öleceğim sandım. Sonra birileri çığlıklarımı duydu. Yetişti. Kurtardılar beni onun elinden. Sonra olay büyüdü. Babam duydu. Dava falan açıldı. Mahkeme dedi ki tecavüz yok, o zaman ceza da yok. O korkudan hiçbir zaman kurtulamadım. Sonra babam beni hastaneye yatırdı. Ağır ilaçlar falan derken 6 ayda ancak kendime gelebildim. Hala bunlardan kullanmak zorundayım. Ahmet Sayar'ın annemle babamı öldürdüğünü öğrendim. Bununla da kalmayıp amcamı da öldürdü. Anneannemin de bu hale gelmesinin sebebi o. Ne yapacaksın peki? Öldürmeyi denedim. Ama yapamadım. İyi olmuş. Çünkü kendini yakmadan da intikam almanın yolları var. İnan bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.